Şimdi arkadaşlar sizlere bir kan numunesinin nasıl hazırlanıp nasıl muayene edildiğini anlatmak istiyorum. Böyle gördüğünüz elimizde bir tüp kanımız var. İçerisinden enjektörle birazcık çekeceğim. Sonra gördüğünüz gibi lamp üzerine bir damla damlatıyorum. Şimdi bir lamel yardımıyla frot çekeceğiz arkadaşlar. Frotimiz hazır. Şimdi bunu boyadıktan sonra gerekli muayenelere geçmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz 3 çeşit şişe var. Bunların içindeki birinde etanol, diğerlerinde boya var. Metanol, diğerlerinde boya var. Bu bir Difco X seti. Yani bir hızlı boyama setidir. Öncelikle biz frot çektiğimiz numunemizi alkolün içerisinde 5 dakika kadar bekletmemiz gerekiyor. Çektiğimiz frottaki kan örneklerinin iyice fikse olabilmesi için. Ardından üzerindeki fazla alkolü alıyorum. Şişeyi kapatmayı unutmuyorum. Daha sonrasında sırayla kırmızı ve mavi boyalara da ister içinde birer dakika tutun, isterseniz de 10 kere batırıp çıkarabilirsiniz. Yeterli işlemi yaptıktan sonra yine fazla boyayı uzaklaştırmam gerekiyor. Ardından tekrar mavi boyaya batırıyorum. 10 kere bu işlemi tekrar edebilirsiniz veya 1 dakika. Daha sonrasında yine üstündeki boyayı uzaklaştırıyorum. Ardından distile suyla arkadaşlar bir lavaboda veya gider olan bir yerde üstünde kalan fazla boyayı uzaklaştırmanız gerekiyor. Arkasına da yapabilirsiniz. Sadece burada hangi yüzü boyadığınızı, yönü boyadığınızı unutmamanız gerekiyor. Daha sonrasında bu örneğinizi kurutmanız lazım. Kuruduktan sonra da mikroskop yardımıyla örneğinizi rahatlıkla inceleyebiliriz.